bugünkü videomuz araçlar hakkında olmayacak. Bugünkü videomuz kendim hakkında olacak. Şöyle bir durum. Daha önceden gözlük kullanıyordum arkadaşlar ben. Gözlüğü bırakalı çok bir uzun bir zaman oldu. Bir 6 ayı geçti. Gözlük bırakma serüvenimi size anlatmak istedim. Bu da bir başka kişilere de ışık niteliğinde olsun diye bu videoyu çekiyorum. Şöyle bir durum var. Benim olduğum ameliyat no touch lazer ameliyatı. Veni Vidi Hastanesi'nde bu ameliyatı gerçekleştirdim. Hocamızın emeğine sağlık. Gerçekten güzel sonuçlar elde edebildim. İlk başlarda tabii ki ameliyatın ilk süreçlerinde çok zorlandım. Çok sıkıntılar çektim ama o sıkıntılara da katlanmamız gerekiyor. Yani bazı sıkıntılarımız bizim için ilerleyen zamanlarda rahatlık olarak geri dönüyor. Yani bu bir gerçektir. Bu hayat tecrübesidir yani. Şunu söylemek istiyorum. Yani başlangıç olarak ilk başta internet üzerinden araştırma üzerine girdim. Ortalama fiyatlı bir yer bakıyordum. Hem güzel ameliyatlar, işçilikler çıkartılacak yani güzel bir ameliyat olmasını istiyordum. Ayrıyeten de biraz da tabii ki maliyeti düşük olsun. Yani çok fazla yüksek olmasın yani. Ortalama bir maliyet olsun istemiştim. Daha sonra fiyat araştırmalarına girdim. En uygunu bana Veni Vidi'ydi. Ve ayrıyeten kullanıcı yorumlarını okuduğumda memnun olduklarını söylemişlerdi. Ben de dedim bir deneyelim şansımızı. Sonradan internet üzerinden online üzerine başvuruda bulundum. Daha sonradan beni aradılar. Gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Fiyat ile ilgili bilgi verildi. Daha sonradan ekstra fiyat da tabii ki ameliyat fiyatı veriliyor. Ayrıca üstüne bir de ufaktan ekstra bazı bir cihaza girmen gerekebiliyor. Böyle bir durumlar da oluşabiliyor. Gün geldi yani. Ameliyat sürecinin günü geldi. Çattı. Şöyle oldu. Gider gitmez yani. Direkt kontrollerden geçtikten sonra akşamına ameliyat oldum yani. Ben normalde kontrollerden sonra 2-3 gün beklerim diye ümit ediyordum. Ama tabii ki öyle olmadı. Doktor dedi hani akşam 5'ten sonra genelde ameliyat yapıyorlar çünkü hem gözün çünkü güneş gördüğü zaman yanma yapıyor ve ayrıca sıkıntılar çekmemek için akşam daha iyi olduğu söylendi. Ameliyat o gün anında akşamına ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatı gerçekleştirmeden önce tabii ki herkesin bildiği gibi yani gözlük kullananlar bilir. İlk başta bir kontrolden geçiyorsun, normal bir gözlük kontrolünden. Numaraların ölçülüyor. Numaralar ölçüldükten sonra gözde herhangi başka problemler var mı? Onlara bakılıyor. No touch lazere mi uygun yoksa başka diğer ameliyat tercihleri de var. Ama ben bu no touch lazere yoğunluk vereceğim. Çünkü benim olduğum ameliyat no touch lazer ameliyatı olduğu için buna önceliğimi vereceğim. Diğerlerinde çok fazla bilgim yok. Yani daha doğrusu tecrübem de yok yani bu konuda. Şöyle söylemek istiyorum. Kontroller gerçekleştirdikten sonra no touch lazere uygunluk olup olmadığı için bir cihaz daha var. Bu cihaza giriyoruz. Bu cihazın ekstra bir ücreti var. Tabii ki öyle çok yüksek bir miktarda değil. O cihaza girdikten sonra gözün kornea yani şu kalınlık var gözde. O kalınlığı ölçülüyor. No touch lazere uygun mu yani? No touch lazere bilenler bilir. Gözü yakıyorlar direkt böyle. O işlemlerden geçtikten sonra kalınlığı kurtardı. Ve ayrıca bu no touch lazeri herhangi bir ameliyat olduğunuzu hiçbir doktorun anlama şansı yok dendi. Tabii ki ne kadar doğruluğunu bilemem ama denen şey bu. Yani ameliyat olduğunuzu anlama şansları olmaz dendi. Şimdi bu işlemleri bitirdikten sonra akşamı bekledik. Tabii ki gerekli işlemlerimi hallettim. Arabayla gitmiştim hastaneye. Arabayı tekrardan eve getirdim. Tekrardan kendim otobüs ya da hani otobüs diyorum. Arabayı bıraktıktan sonra birisi vasıtasıyla beni hastaneye bıraktırdım. Daha sonra kendim tekrardan sıra taksiye bindim. O şekilde geri geldim eve. Ameliyat süreçlerine işte 5'ten sonra ameliyat sürecinde ilk başta böyle bir sakinleştirici, yatıştırıcı bir ilaç veriliyor. Yani bu şeyden kaynaklı. Nasıl diyeyim size yani böyle heyecan yapabilirsiniz. Heyecan yapmamak adına. Yani ilacın şeyini bu şekilde biliyorum yani hatırladığım kadarıyla. Ondan sonra işte ameliyathane hazırlanıyor. Ameliyathane hazırlandıktan sonra üstümüze beyaz böyle bir hani bir önlük tarzı bir şey giyiniyor. Kullanat tarzı. Bunlar giyindikten sonra ameliyathane odasına girip ameliyathane masasına yatıyoruz tabi. Ondan sonra orada ışık var. O ışığa bakmamız söyleniyor. Sağ sol gözleri ayırıyorlar ilk başta. Tabi bir de sürekli serum basıyorlar gözlere. İlk başta böyle heyecanlanmalar yaşayabilirsiniz. Ben genelde böyle tecrübe edinmeleri çok seviyorum. Ondan kaynaklı fazla sıkıntı yaşamadım. Ameliyathane süreci yani şöyle söyleyeyim. Ortalama bir göz 1 dakikayı geçmedi yani tahminimce. Yani ameliyathanede bulunma sürem en fazla 10 dakikadır diye düşünüyorum. Yani çok uzun zaman oldu ama 10 dakika yani çok fazla hızlı gerçekleşti her şey. Sağ sol gözlere serum da vurularak ve ayrıca lazer ışının tedavisiyle gözlere lazer yönleniyor ve bu şekilde yakılıyor gözler. Hatta kokusu geliyor, yarık kokusu ufaktan da olsa geliyor. Yani bundan korkmayın, bu normal bir şey gayet. Ondan sonra işte gözlere kontakt lens yani bir hafta boyunca
koruyucu lens kullanılıyor. Koruyucu lensten sonra yani bir hafta koruyucu lens kullanıp ayrıca bir de siyah bir gözlük veriliyor. Venevidi gözlüğü. Bunu güneş ışınlarından korumak için çünkü bir haftalık bir süreçte yani ne iş hacmi yani iş yapabilirsiniz ne de diğer işlerinizi halledebilirsiniz. Yani dinlenmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok zorluyor. Ben işlerim biraz hafifledi hiç zamana getirmeye denk getirdim. Bayram vaktine denk getirmiştim. Ancak şöyle söyleyeyim. Yani işlerim yoğunluğu hafifti. Onda bile zorlandım yani öyle söyleyeyim size. Güneş gözlük ben araç kullanıyorum yani araç şoförlüğü yapıyorum. Bilenler biliyor minibüsçülük yapıyorum. Arabayı yolda giderken kullanırken güneş gözümü öyle bir yakıyor ki hani anlatamam size yani çok zorlandım o konuda. Buna dikkat edin. İlk bir haftalık süreç çok önemli gerçekten. Ayrıca ilaçlar veriliyor. Üç tane damla veriliyor. Bir tanesi göz yaşartıcı damla. Bir tanesi ameliyathane sonrası için genelde 15 gün için bir gün kullanılıyor. Bir tane damla da 3 ay boyunca kullanılıyor. Antibiyotik tarzı bir damla diye hatırlıyorum. Bu şekilde süreç ilerliyor. Bir haftanın sonunda doktor kontakt lensleri çıkartıyor. Kontakt lensler çıkarttıktan sonra gözün ne kadar keskinleştiğine bakılıyor. Yani sağ sol gözün ne kadar yükseldiğine bakılıyor. %40 %50'lere çıkmıştı. Hala bulanıklık sorunu vardı gözlerde bir hafta geçmesine rağmen. Şöyle söyleyeyim. Benim tam netliği görüş açını yakalamam 2-3 ayı geçti. Yani öyle söyleyeyim. Bu kişiden kişiye değişiyor. Benimki bu şekilde oldu ama ilk başta tabii ki böyle korktum açıkçası. Çünkü o bir haftalık süreçte gözüm böyle bir yanmalar meydana geldi. Daha sonra acımalar, batmalar. Özellikle batma çok oldu. Yani bunun önlemenin en iyi yolu da göz yaşartıcı damla. O verdikleri ilaçları düzgün bir şekilde kullanmanız. Bunu düzgün bir şekilde kullanırsanız ve ayrıca damlalar damlattığınızda bir nebze olsun bu kesiliyor. Ama ağrı olmadı ama sadece batma sıkıntısı çok çektim. Bir de gece uyurken bazen böyle kuruluk yaptığı zaman batma oluyordu. Bu sorunları çektim yani çok fazla bir yani ağrı duymadım açıkçası. Ondan sonra bir haftadan sonra işte iki tane damla kullanmaya başladım. Bir tanesi göz yaşartıcı damla, bir tanesi de 2-3 aylık damla antibiyotik olması lazım gözlerine zarar görmemesi için. Ondan sonra belli bir şeyden sonra tekrardan kontrole gittiğimde 3 ay mıydı? 3 ay diye hatırlıyorum. 3 ay sonra kontrole gittiğimde gözlerim durumuna bakıldı yani. Gözlerim durumuna bakıldığında %100'ün üzerine çıkartmayı başarabildim. Yani şu an gözlüksüz bir şekilde araç kullanabiliyorum. Daha önceden gözlüklü bir şekilde araba kullanmak zorunda kalıyordum. Çünkü yazıları, tabelaları okumakta zorluk çekiyordum. Pusulu görüyordum tabelaları. Ve ayrıca astigmat tarzı yani bu nasıl diyeyim dalgalanma tarzı. Yani düz çizgiyi de hafif dalgalı görme ihtimali diyeyim öyleyim size. Böyle bir durum oluşabiliyor. Bundan kaynaklı dediğim gibi sonra işte ikinci kontrol yani gittiğimde bu göz yaşartıcı damlayı 6 ay boyunca kullanmam söylendi. Ben 6 ay kullandıktan sonra bu göz yaşartıcı damlası da işim bitti. Şu an 6 aylık bir süreci geçtim. Herhangi bir problem yok. Yani ne göz batması var ne başka bir şey. Ama arada bir böyle gözlerde biraz hafiften böyle bir çok uzun süre böyle ya bilgisayara bakarsam ya telefona bakarsam çok var. Ama aşırı derecede bakarsam ya tabii ki her insanda da oluyordur belki ama bazen böyle gözlerde bir batma tarzı bir şey meydana gelebiliyor. Bu gayet normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir ameliyat geçirdik, bir operasyon geçirdik bu şekilde. Dediğim gibi yani işlemler bu şekilde ilerliyor. Yani herhangi bir korkulacak bir durum görmüyorum yani. Çok fazla riski olacağını da sanmıyorum. Zaten orada doktor sizi yönlendiriyor yani risk analizini yapıyor. Benim orada risk analizi yaptığımda dedi yani ne kadar riskli olabilir? %0,01 civarlarında mı ne çıkmıştı diye biliyorum. Bu şekilde. Eğer siz de ameliyat olacaksanız Venevidi Hastanesi'nde yani ben başarılı bir operasyon gerçekleştirdim. Sormak istediğiniz bir sorular varsa da yorumlar altında bana bu soruları da sorabilirsiniz. Bir diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.